belki okumak ister misin? Heyecandan. Bir saniye bekleyin. Buyurun siz içeri alın. Gir içeri. Korkma, ben buradayım. Hoş geldin Fatma Gül. Hoş bulduk. Şöyle geç istersen. Önce sana şunu söylemek istiyorum ki burada paylaşacaklarımız her ikimiz için de bir deneyim olacak. Sana neden yardım istediğini sormayacağım. Şimdi sadece seni tanımak ve hikayeni dinlemek istiyorum. Bana kendini tanıtır mısın? Ben Fatma Gül. 21 yaşındayım. Evlisin. Sayın Fahrettin Bey, ben Mukaddes Ketenci. Oğlunuz Kerim'in eşinin yengesiyim. Kerim'e yazdığınız mektup tesadüfen elime geçti. Yazdıklarınız beni çok etkiledi. Yıllardır ondan bir cevap alamadığınızı bildiğim için kendim bu mektubu yazmaya mecbur hissettim. Gece uykuya dalmadan önce son hatırladığım şey o gece. Sabah gözümü açar açmaz ilk o. Bazen rüyalarıma da giriyor. Kaçmak istiyorum. Bağırıyorum. Sesim çıkmıyor. Bazı geceler sırf kabusu görmemek için uyumuyorum. Düşüne düşüne sabahlıyorum. Peki uyumak için ilaç kullanıyor musun?
işte. Her an aklımda. Bununla yaşamak zorunda olmak çok kötü. Ben bir daha hiçbir zaman eski ben olamayacağım bir kere. Bunu bilmek çok üzücü. Bununla yaşamaya mahkum oldum. O yüzden acıyorum da kendime. Ama dik durmaya çalışıyorum. Dik durmaya çalışıyorum ama ayaklarım tutmuyor aslında. Gibi yapıyorum. Güçlü gibi. Sağlam gibi. Azimli gibi. Ama aslında değilim. Çaresizim. Umutsuzum ben. Yorgunum. Çok yorgunum artık. Affedersiniz. Rahat ol, biz bizeyiz. Nişanlını merak ettim. Bana ondan söz etmek ister misin? Belki başka bir zaman anlatırsın. Sen istediğinde. Ondan bahsetmek de en az o geceden bahsetmek kadar acı veriyor bana. Çünkü elimi ilk o bıraktı. Çok kızdım. Çok öfkelendim. Kırıldım. Ama şimdi anladım ki ona güvendiğim için kendime kızdım ben. Artık ona değilim. Ona inandığım için kendime öfkeliyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.